Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kansızlığa ilişkinde izleyicilerimizi aydınlatalım. Öncesinde kansızlık nedir? Neler söyleyeceksiniz? Kansızlık halkımızda çoğu zaman sanki böyle demir eksikliğiymiş gibi algılanıyor ama evet. Onun sadece demir eksikliği yönü yok. Kansızlık bir belirti. Vücuttaki ateş gibi belirtidir. Ateş yapabilecek sebep basit bir solgalgın olabileceği gibi çok ağır hastalıkların da belirtisi olabilir. Kansızlık da öyle. Bazı kansızlıklar lösemi gibi çok ciddi bir hastalığın habercisi olabileceği gibi kansızlık çok basit demir eksikliğinden olabilir ama mutlaka özellikle hanımlarda çok sık rastlanıyor bu demir rahatsızlığı, adet görmeler sebebiyle mutlaka kız çocuklarına öncelikle gelişme çağında bütün çocukların ilk 12 ay zaten bunu çocuk uzmanları çok güzel yapıyorlar zaten mutlaka kansızlık yönünden tetkik edilmesi gerekiyor. Eğer çocukluk çağlarında kansızlık yok ise özellikle gene vurguluyorum kız çocuklarında adet görmeye başladıktan birkaç sene sonra mutlaka kan takiplerine girmeleri gerekiyor. Bu maalesef bizim toplumumuzda çok dikkatten kaçırılan bir konu. Yani ay halleri kansızlığın en büyük nedeninden bir tanesi. Tabii ki her ay hali gören kişi, her hanımda tabii ki kansızlık olacak demek değil mutlaka ama evet. Şüphelenmekte fayda var. Bu tabii ki beslenme de alakalı. Demirden zengin gıdalarla beslenmek lazım. Tabii buna ilgili de birçok şaibeler var. Yok işte ıspanakta demir çok fazla, yok onda çok fazla, yok buna çok fazla değil. Zaten vücut sinyal veriyor. Vücudumuzun sesini dinlememiz lazım. Yani canım şunu çekti diyor, işte canım limon çekti, işte canım falan filan çekti şeklinde. O vücudun sinyali, ona kulak vermemiz lazım. Yani gene lafı dengeli beslenmeye getireceğim. Her şeyde yemek lazım. Fakat az az yemek lazım. Yani vücut bunun vücudunda eksikliği var. Bunu tüketmelisin. Aynen öyle, evet. Eskiden öğrencilik yıllarımızda anlatırdı hocalarımız. Bazı çocuklarda toprak yeme hastalığı vardı. Bunun sebebi demir eksikliği. Çünkü toprakta demir var. O yüzden çocuklar toprak yeme alışkanlığı ediniyorlar. Tabii eskiden bu tür imkanlar yoktu. Aile hekimliği yoktu. Ben çocukluk yıllarımda hiç doktor yüzü görmeden büyüdüm ben. Hasbelkader büyüdük. Şans eseri belki sağlıklı büyütüldük ama ama sizin döneminizde de hocam koşullarında evet. Çocukların doktor takibinde büyümesi gerekiyor. Sağlıklı nesil kazanmamız için. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.